Merhabalar efendim. Merhabalar Ayşe Hanım. Hocam burada bulunmak gerçekten büyük bir keyif. Öncelikle tüm Türkiye'm adına iyi ki varsınız demek istiyorum. Evet, teşekkür ederim, siz de aynı şekilde. O kadar uzun yıllar var ki burada uzun bir emeğin karşılığı olarak bizlerle buluşma. Ama ben bu hikayeyi tabii ki sizden dinlemek istiyorum ve soruyorum. Diyorum ki operatör Doktor Tuğrul Kihtir kimdir? Ben plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha önce de 1979 Robert Kolej. Daha sonra tıp fakültesini bitirdikten sonra ihtisaslarımı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptım. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi ihtisasımı Cleveland'da, Case Western Reserve Üniversitesi'nde yaptım. Sonra yardımcı doçent ve doçent oldum. Toplam 16 sene Amerika'da kaldıktan sonra da 11 yıl kadar önce ülkeme, çok sevdiğim ülkeme geri döndüm. Ve İstanbul'da Fener yolunda çalışıyorum. K-Plast yerimiz. Değişik hastanelerde, değişik konularda görev alıyorum. Aynı zamanda da sanat ve sanat tarihiyle ilgileniyorum. 3 tıp kitabı yazdım. 4 de tarih ve sanat tarih kitabı. Süpersiniz hocam. Tekrar iyi ki varsınız diyoruz. Burada hocam birçok konuda uzmanlığınızı çok çok iyi biliyoruz ama şu anda ülkemi gerçekten kişileri rahatsız eden doğuştan olma kırmızı lekeler üzerine yoğunlaştığınızı biliyoruz. Bu konuda gerçekten çok bilinçsiz bir halk var ve bu anlamda çocuk yaşından diğer il ergen yaşlara daha da büyüklere kadar süren bir üzüntü söz konusu. Bu konuda neler yapılabilir? En uygun başlama yaşı kaçtır? Biraz aydınlatır mısınız bizleri? Tabii ki. Ben aslen cerrahım, plastik cerrahım. Başlıca göğüs cerrahisi, gövde cerrahisi ve yüz cerrahisi yapıyoruz. Özellikle meme kanseri nedeniyle alınmış göğüslerin yeniden yapılanması, estetik meme cerrahisi gibi konularla uğraşıyoruz yoğun olarak. Ama kendi kliniğimizde bir de lazer bölümümüz var. Ve inanın bana en haz veren bölüm de işin bu kısmı. Çünkü gerçekten çaresizliğe alıştırılmış, gerek çevreleri, gerekse başvurdukları hekimler tarafından zaman zaman çok hassas bir konu bugün bahsettiğiniz konu. Bu doğuştan olma lekeler değişik ve özellikle kırmızı lekelerden bahsedeceğiz. Bunlar aslında doğuştan olma en sık anomali türü. Hemanjiyomlar bir türü, bir türü de porto çorabı lekeleri. Aslında hemanjiyomlar %2 insanda, porto çorabı da %0.5. Yani toplam 100 insanın 2-2.5'unda bu lekeler var. Küçük oluyor, saçları doluyor, dikkat çekmiyor ama %50 olduğu zaman tabii dikkat çekiyor ve insanı gerçekten çocukluğundan itibaren başlayarak etkileyen, iş bulmadan iş sürdürmeye kadar, evlenmeye kadar hayatını etkileyen bir handikap oluyor bunlar. Ve bunların tedavisi artık mümkün. Eskiden biz ihtisastayken lazerler yoktu. İşte cerrahi olarak, işte görmeyi engellerse, solumayı engellerse tedavi edilirdi cerrahi olarak. Artık 90'lardan itibaren bunların lazer tedavileri var ve son birkaç yıldır da bu teknolojiler gerçekten ilerledi ve biz her zaman Amerika'da olduğu gibi burada da en çağdaş, en etkili tedaviyi vermeye özen gösteriyoruz. Çünkü bizi sayarak Anadolu'nun, hatta yurt dışından gelen insanların bu emeklerine, bu güvenlerine saygı göstermek bizim borcumuz. Bırakın konuyu bilmeyi. Burada yanlış bir anlayış var. İnsanlara bekleyin diyorlar. Şimdi bu konuda bizim en benim kabul edemediğim konu bu. Bekleyin. Yani şimdi kalp kriziyle hastaneye gidince bekleyin mi diyorlar? Veya safra keseniz de bir problem olunca bekleyin mi diyorlar? Niye bunlar beklesin? Ben Amerika'dan döndükten sonra burada da bu yönde çalışmalarıma devam ettim. Ve genel olarak gördüğümüz şu.
İşte bekleyin 6 yaşına kadar geçer. İşte 6 yaşına geliyor, bir miktarı açılıyor, bekleyin 18 yaşına kadar geçer. Şimdi bu çok yanlış bir şey. Burada bir insan hayatı söz konusu. Ve bunun tedavisi var artık. Ve bunu çevre de yapıyor. Bunu konuyu tam iyi bilmeyen hekimler de yapıyor. Çünkü eski bilgi böyleydi. Ve artık bunların tedavisi mümkün. Ve erken başlama tedaviye de esas takip edilen konu. Hocam hemen bir parantez açmak istiyorum. Erken başlama derken en erken başlama yaşı kaç diyelim? Tabii. Ben 6 aylıkken başlıyorum. Hatta 3 aylıkken de başlanabiliyor. Dünya da artık bunu kabul etti. Yani 6 yaşına kadar bekleyin, 18 yaşına kadar bekleyin diye bir kuram yok. Neden yok? Şimdi çocuk ne kadar gençse, yani bir 4 aylık bebeği alın, bir de 30 yaşında insanı alın. Cilt daha ince. Büyüdükçe cilt kalınlaşıyor ve leke de derinleşiyor. Ama lazerin girişi sabit. O zaman biz beklemekle bunun tedavisini zorlaştırıyoruz. Bir. İkincisi, çocuğun hafızası yok. İlk 3 yaşa kadar, 3,5 yaşa kadar. Hiçbirimiz birinci, ikinci, hatta üçüncü yaş günümüzü hatırlamayız. Çocuk kendisini öyle bilmeden bundan kurtuluyor. Çünkü 3 yaşından sonra sosyal hayata başlayınca, arkadaş çevresi, okul, çocuklar büyük sıkıntı yaşıyorlar. Çekingen çocuk oluyorlar, isim takılıyorlar, zaman zaman bu yüzlerine vuruluyor. O bakımdan bu da çok önemli. İlk 3 yaşta tedavinin başlanması. Akrabalar bile, aa yine hala bu kırmızı mı diyor. Bunlar bir anne için, baba için zor şeyler. Hele de toplumumuzda işte bu annenin suçu, yok çilek çaldı, yok karaciğer yedi. Bunlar hürafe, bunlar rastlantısal olaylar. Ve bir ben gibi, kahverengi ben gibi, bunlar da aynı kategoride. Sadece o bölgedeki damar sayısında, kılcal damar sayısında artış var bunlarda. Bizim yaptığımız damarların sayısını normale getirmek. Ve bu bakımdan ilk 3 yaşta tedavi çok daha başarılı. Çok daha çocuğun psikolojisini etkilemeden tedavi olanağı sağlayan bir şey. Hafızası oluşmadığı için. Bir de çocuk o yaşlarda bu tedavinin sürecini bile hatırlamıyor. Yani çocuk gelince biraz ağlıyor tabii. Ama çocuğu yalnız odaya bırakırsanız da annesi çıkarsa ağlıyor. Çünkü onların lisanı bu. Ve o bakımdan ilk 3 yaşta tedavi her açıdan çok çok önemli. Ve bunların tedavisinde değişik lazerler uygulanıyor. Burada dye lazeri ve yak türü lazerler özellikle ön planda. Dye kırmızı lekeyi ortadan kaldıran ama derinliği olmayan. Yak da derinliği olan ama kırmızı üzerinde yüzeye çok etkisi olmayan, yüksek dozda da cildi yakabilen lazer türü yak. Birçok yerde yak kullanılıyor ve yanıklı yüzler, lekeler görüyoruz. Bizim kullandığımız teknoloji en son dual teknoloji. Burada hem dye normal dozunda hem de düşük dozda yak veriyor. İki atış halinde ve hem yüzeydeki kırmızı lekeyi hem de derin kısımlarını aynı anda tarayabiliyoruz. Bizim kullandığımız teknoloji bu. Ve bu sayede hemanjiyomlarda klasik olarak %85 ila 95 oranında, Porto şarabı lekelerinde de klasik eskiden 40-75'ti yüzde açılma rengi. Şimdi biz %75 ila 90 oranında açılma elde ediyoruz. Kırmızı renk tamamen ortadan kalkıyor. Sadece yüzde eski bir samveli lekesi bir hafif bir ton farkı kalıyor. Bu tedaviler artık mümkün ve biz seanslarımızı 5 hafta arayla uyguluyoruz genellikle. Ortalama 6-8 seans gerekiyor. Bir kremle uyuşturmak yetiyor buna. Çocuklarda da. Yani bunun tedavisi var. Bunu geciktirmenin bir anlamı yok. Artık ben bu tür bekleyin de geçsin telkinlerine hurafe ediyorum. İnsan hayatını daha değerli kılmalıyız. Daha ciddiye almalıyız. Çünkü ne kadar küçük, o kadar başarılı, ne kadar küçük, o kadar hafızası olmadığı için tertemiz bir tedavi. Tedavi yetişkinlerde de mümkün, seans sayısı artıyor sadece, her yaşta mümkün. Benim burada halkımıza vermek istediğim mesaj şu: kırmızı leke kader değil, beklemek tamamen gereksiz bir öteleme. Bunun tedavisi var.
uygun lazerlerle, uygun dozda, uygun hekim tarafından yapıldığı zaman bunlar tedavi edilen şeyler ve kader değil. Vallahi bu son cümlede gerçekten çok güzel bir konuya değindiniz hocam. Gerçekten hani tabiri caizse doğru malzeme, uzman eller, mutlu gülümsemelerin adresi oluyor. Bu anlamda halkımızı uyarmak istiyorum. Lütfen bu konuyla ilgili alanlarında isim yapmış hocalarımız sizler gibi başvurmalılar ki sonrasında biraz evvel anlattığınız gibi sıkıntı yaşamasınlar. Bir de bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Hemanjiyomla portoşarap arasındaki fark. Hemanjiyomlar genellikle kız çocuklarında görülen, bir bölgede olan, genellikle kabarık olan, büyük çoğunluğu ilk bir yaş içinde ortaya çıkan, sonra 6 ay içinde koyulaşan, 6 ay içinde solan ve 6 yaşında yaklaşık %60 olarak rengi kendinden solabilen, %80 hastalığı o da, lekeler. Ama portoşarabı lekesi ise hepsi doğuşta mevcut. Birden fazla yerde var. Kırmızı renkli, cidden kabarıklık göstermeyen ve hayat boyu hiç değişmeyecek olan lekeler. Portoşarabı lekeleri. O bakımdan portoşarabı lekesinde teşhis çok önemli. Kabarıklık yok. Morumsu kırmızı renkte. Bunlarda erken tedavi bir kere şart. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Hemanjiyomlarda da beklemekle renk %60 oranında açılacakken %80 hastada lazer tedavi uygulamakla %90-95 açılıyor. Yani iki tür lekede de beklemenin hiçbir anlamı yok. Portoşarabı lekesi diye yazarak internette araştırabilir hastalar. Bunu araştırsınlar ve çocuklarını böyle bir kadere, ertelenmiş bir kadere maruz bırakmasınlar ve bunlar pahalı yöntemler de değil. Yani cep telefonu fiyatına leke siliniyor adeta birkaç seansta. Bunu lütfen anne babalar, akrabalar, tanıdığınız olan çocukların hayatını lütfen karartmayalım diyelim aslında. Karartmayalım değil, hepimiz çocukları seviyoruz. Onlara hak ettikleri hakkı verelim. Hocam burada İstanbul'da Bağdat Caddesi üzerinde yerinizi almış durumdasınız. Anladığım kadarıyla randevu usulü çalışıyorsunuz ve biraz evvel vurguladığınız gibi tüm Türkiye, hatta dünya konuklarını ağırlıyorsunuz bu güzel mekanda. Buradan bir alo kadar yakınız diyebilir miyiz tüm Türkiye'me? Tabii ki. Yani benim bu program size amaç reklam değil. İnanın bütün meslek hayatımda beni gerçekten ruhen tatmin eden, bana Antalya'dan portakal, Kastamonu'dan kestane reçeli, Manisa'dan akide şekeri getirten konu bu güzellik işte. O bakımdan lütfen doğru seçim yapın. Bunun tedavisi olduğunu ve özellikle de erken yapılması gerektiğini ama gecikmenin de sorun olmadığını bilerek çocuklarımızı pasparlak gülümsetelim. Süpersiniz hocam. Bizler gerçekten başarılarınızın nice yıllar boyu bizlerle olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz. Ben teşekkür ederim.